Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kazanım testleri, birinci testini çözüyoruz öğrencim Özen'le. Ünitemizin konusu Future Jobs. Future Jobs ne demek? Future Jobs, geleceğin meslekleri. Birinci sorumuz. I'm going to be in the future and perform major medical operations. Evet Özen, birinci soru için cevap ne olabilir? Medical operations dediği için bence 5 şıkkı daha yakın gelir. Evet, medical operation, evet. Tıbbi. Evet, tıbbi operasyonlar olduğu için. Tıbbi operasyon. Brain surgeon. Evet. Brain surgeon. Beyin cerrahı demek sanırım. Doğrudur. Policeman, polis. And entrepreneur. Ceyhan şıkkı. Girişimci demek. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. And app developer. App developer bizde olmayan bir meslek bu. Daha doğrusu Türkçesi yok henüz ama uygulama geliştirici diye söyleyebiliriz. Buradaki app, application app'i. WhatsApp'taki app yine bu. WhatsApp değil, WhatsApp aslında. Software engineer ne demek? Bunu biliyorsunuzdur. Sen WhatsApp nasıl gidiyor demek değil miydi ya? Orada mı geliyor? Hayır, tabii ki de. Bak, WhatsApp nasılsın demek. Evet ama uygulama olan WhatsApp bu değil. Uygulama olan bu. WhatsApp. Yani bilgi vermiş oldum. Bu uygulama olan WhatsApp. Güzel bilgi. Yani biz aslında yanlış telaffuz ediyoruz. WhatsApp olması gerekiyor. Neyse, birinci sorumuz evet geçiyoruz. Basit bir soru. Brain surgeon. Bunlar geleceğin mesleklerinden. Devam ediyoruz. İkinci sorumuza. Amy ve Andrew konuşuyor. Amy good morning diyor. Sonra bir şeyler söylüyor. Andrew, may I speak to Amy please diyor. Amy de this is Amy speaking. Evet, ne diyoruz cevap olarak? Ne düşünüyorsun? Bu bence how may I help you daha mantıklı ama diğerleri de mantıklı geliyor nedense. Devam ediyoruz. Şimdi good morning'den sonra cümle başı, konuşmanın başına okuyabileceğimiz bir ifade bulalım. Ne olabilir? What about next week? Ne alaka oğlum ya? Tabii ki de how may I help you olur. Sana nasıl ya da size? Sana nasıl yardımcı olabilirim artık buradaki samimiyetine göre? Sana mı size mi diyor? Şimdi burada this is Amy speaking ifadesinin anlamına geliyor. Burada bu ifadeyi bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Hani konuşan kişi telefon açtığı zaman this is Amy speaking diyebiliyor. Bu konuşan Amy. He. Amy konuşuyor. Ama genellikle böyle kullanılmıyor. Call me diye kullanılmıyor mu? Yok yok. Diyor. This is Amy speaking. Amy konuşuyor. Hani ben Amy'yim anlamında Türkçedeki. Amy konuşuyor ifadesi bu şekilde oluyor. Diğer ifadelere bakalım, şıklara. What about next week? Cümle başı, diyalog başında kullanılacak bir ifade değil. Hold on a minute please. Andrew'in kullanacağı bir cümle aslında bu. Hold on a minute. Bir dakika bekler misin lütfen? Bir dakika bekle lütfen. Buradaki hold on beklemekten geliyor. Bekle. Evet. Denizli'de let me check the schedule. Schedule kelimesi hep telaffuz konusunda öğrencilerin hata yaptığı. Schedule diye okuduğu aslında yanlış. Schedule. Schedule. School gibi düşün. School'u school diye okumuyoruz değil mi? School. Schedule program demek. Ders programı gibi. Could we meet this week de bu cümle. Evet, cevabımız adına cümle basit aslında. Yani soru basit bir soru. Ama yine şıklardaki kelimeleri söyledik. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz. I am going to be an astronaut. Sonra boşluk. I am keen on making important discoveries in this field. Sanırım astronot kelimesi yanlış yazılmış. Onu düzeltelim. Evet hocam. Sanki ufak bir hata var. Yok, olur öyle hatalar. Astronot oradaki... Soru şey miydi? Yanlış yazılan kelimeyi bulmamı oynuyoruz? Hayır tabii. Astronot olacağım diyor. Sonra önemli keşifler bu alanda, in this field bu alanda önemli keşifler yapmakta istekliyim. Keen on, istekli olmak. In this field bu alanda. Önemli keşifler. Discoveries de keşif demek. Şimdi bu durumda şıklardan hangisini seçebiliriz? Bakalım şıklara beraber. But I will travel Discovery around. Discovery Channel vardı. Kanalı evet. Da var Discovery'nin. Oradan aklımda kalıyor. Evet, Discovery Channel'da sürekli belgeseller. Keşfetme kanalı, evet. Keşif kanalı diye düşünebiliriz onu. Şimdi şıklara bakalım. But I will travel around the world. Adam astronotmuş. Dünyayı keşfedecek. Dünyayı seyahat, gezmekle niye uğraşsın? Olmaz adana. Because I want to travel to space.
Olabilir mi? Olabilir bence. Evet, bir de şeyi de fark ettim. Hani açlıkında but dediği için bence asıl olmaz. Evet, doğru. But demesi de saçma. Aynen, sanki zıtlık var. Sanki başka bir şey yapacakmış da. Evet, evet. Dolaşacağım. Zıtlık olmaz, çelişkili olur da zıtlık olduğu için çok garanti olmuş, evet. Evet. Ceyhan'da yine but var. Bak, but I always take a helicopter tour. Evet. Bu olmaz. And I'm going to go paragliding there. Paragliding ne sporu bu? Paraşüt falan mı? Yamaç paraşütü. Yamaç paraşütü. Benim hayalim olan. Bir türlü yapamadım. Edirne. Normal paraşüt neydi? Paraşüting. Tam paraşüt. Paragliding evet. Olunca yamaç paraşütü oluyor. Paraşüting. Hocam sanki şu an uydurmuş gibisin. Yok, uydurmadım ya, cidden bu. Bakabilirsin. Paraşüting. Belki kelime yazılışında bir hata olabilir. Oğlum, doğru yazmışım. Kontrol ettim. Paraşüting, paraşütü atlama. Paragliding, yamaç paraşütü. Edirne şıkkında. So I'm testing the local food right now. Alakası olmayan bir şık ama yine de yazalım. Bu anlam ne? Local food, yerel yiyecekler. Oraya özgü olan demek. Evet, cevabımız en mantıklısı ne oldu? Bursa tabii ki de. Bu arada space kelimesinin de uzay olduğunu hatırlatalım. Uzay aynı zamanda boşluk anlamına da geliyor. Hatta bilgisayarda space var, o büyük kuş space kuşu. Evet. Arkadaşlarımıza söylemiş olduk. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzla. Yine bir diyalog. Interviewer ve Mr. Brandley. Interviewer görüşmeci. Soruyor Mr. Brandley'e. What will be the main problem in the future? Geleceğin en önemli sorunu. Ana sorunu. The main problem. Yani ana. Esas sorun ne olacak? Diye soruyor. Mr. Brandley de ne cevap veriyor? Ne cevap veriyor Özen? Global warming. Evet. Yani küresel ısınma. Sonra o, I think demiş. Sonra I think diyor. Kendi fikrini söylüyor. Onunla ilgili bir fikri varmış. Şıklara bakalım. Mobile phone radiation will damage human health. Telefon radyasyonundan bahsediyor. It will cause other big problems such as drought. Drought. Such as drought ne demek drought? Kuraklık demek. Dry, kuru demek. Evet. Kuraklık gibi büyük sorunlara yol açabilir. Yol açacak. Bursa olabilir. Bence. People live in space instead of on Earth. Dünya yerine insanlar uzayda yaşayacak. Diyor. Bu olabilir mi? Küresel ısınma sorunu alakalı değil. Instead of yerine. Demek. Denizli robots will do all the dangerous jobs for us. Robotlardan bahsediyor. There will be different food pills for meals. Farklı yemek hapları olacakmış gelecekte. Food pills, yemek hapı. Hap. Pill, hap demek. Evet, en mantıklı şıkkımız hangisi olur? Küresel ısınmaya benzer sorunlardan da bahseden şıkkımız. Tabii ki de be. Oğlum ben sana böyle sorunca hemen cevap ver, hemen. Söyle. Evet, Bursa olur. Devam. Oğlum ben Bursa olur ama sordum mu? Bekleme, hemen cevap ver. Niye bekliyorsun? Bu arada sesinde de bozukluk vardı. Umarım şey yansımamıştır. İnternette sıkıntı var sanırım. İnternetten mi? Evet. Neyse, umarım yine kayıtta çıkmaz. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda geçtik. Beşinci sorumuz. Martin and Susan are going to move to a tropical island. They hope they will. Tropik bir adaya kalacaklarmış. Martin ve Susan. Tropik ada. Island. Island. Ada demek arkadaşlar. They are going to. Yapacaklar. Ne yapacaklar? Tropik bir adaya taşınacaklar. They hope. Umuyorlar ki they will. Tropik adaya taşınan biri ne umar? Her şey olabilir aslında da. Miss Urban Life. Şehir hayatını özlemek. Pardon şehir değil. Kırsal hayatı özlemek. Urban Life. Aslında olabilir ya. Urban Life neydi lan? Şehir hayatı Urban Life. Ben de onu düşünüyorum. Ben de onu bilmiyorum. Şehir hayatı demek ama insan şehir hayatını özler. Ama cevap Bursa. Evet. Kendisi zaten. Taşınan evet, bir kişi evet. Tropik bir adaya umduğu, umacağı şeyler nedir? Şehir hayatını özlemeyi ummaz. Böyle bir şey beklemez insan tropik adaya taşınırken. Have healthier lifestyle. Daha sağlıklı hayat tarzı ister mi insan? Bunu umar değil mi? Evet, gayet mantıklı. Evet. Kalabalık bir yerde yaşamak ister mi peki? Kalabalık bir yerde yaşayacağını umar mı? Öyle bir şey olmaz değil mi? Yani orada bir kabileyle karşılaşmazsa öyle bir şey mümkün değil zaten. 1 milyon kabilelik tropik adaya giderse yandı. Face evet. Some difficulties with people. İnsanlarla zorluklar yaşar. Zorluklar yaşamak demek. Yüzleşmek demek. Yüzleşmek değil mi?
Evet, buradaki face'in anlamı yaşamak, yüzleşmek, karşılaşmak. Zorluklarla, yani face burada yüz değil. Yüzleşmek, karşılaşmak, yaşamak anlamına geliyor. Edirne şıkkı, ulaşımla ilgili sorunlar yaşamak. Ulaşımla ilgili sorunlar yaşayabilir mi? Adam o yüzden tropik adaya gidiyor. Orada da eğer ulaşımla ilgili sorun yaşayacaksa ne anlamı kaldı, değil mi? Evet. Güzel bir şey umar insan. Güzel bir şey bir tek Bursa'da var. Daha sağlıklı bir hayat tarzına sahip olmak. Değil mi Özen? Başka bir şey düşünebilir miydin? Olabilir mi? Evet. Devam ediyoruz 6. soruyla. Evet. Leslie ve Fortune Teller konuşuyor. Fortune Teller ne demek? Fortune Teller. Ne demek? Falcı. Geleceği söyleyen, tahmin eden. Will I have a good job? İyi bir mesleğim olacak mı? Diye soruyor. Falcı da bakıyor. Bu falcıya mı soruyor? Bu 20 liraya Türk kahvesi artı fal bedava yazanları var ya, onlardan birine gitmiş. Let me see. Bir bakayım diyor. Well, you will nokta nokta and make superstars look more attractive. Yıldızları, süper yıldızları daha etkileyici, daha çekici göstermeyi sağlayacaksın sen. Böyle bir meslek yapacaksın muhtemelen diyor. Bu da hangi şıkta var Özen? Anlamadım. Soruya bakabilirsin. Be a famous columnist, travel around the world, build fantastic materials, become a makeup artist, have long and healthy life. Bak şimdi. Süperstarları daha şey yapacak. Daha çekici gösterecek. Evet. He, anladım o zaman. Bence makyaj yapacak bu. Makeup artist olacak. Evet, makeup, gençler makeup, makyaj yapmak demek. Makeup artist, Türkçedeki makyöz oluyor değil mi? Makyöz. Evet. Makyöz diyoruz biz yani, makeup artistlere. Evet, makyöz. Columnist var burada Adana'da, Adana şıkkında. Ünlü bir columnist, köşe yazarı. Ünlü bir köşe yazarı olacaksın diyor. Ya da dünya sergisin. Build fantastic materials, fantastik malzemeler, fantastik şeyler inşa edeceksin diyor. Have long and healthy life diyor. Evet, en mantıklısı Denizli çünkü orada makeup artisti diyor. Evet, devam ediyoruz. 6. sorumuz da bitti. 7. sorumuz. Martin ve Neil konuşuyor. Martin bir soru soruyor. Neil ise I'm going to visit my grandmother after I have finished my project work diyor. Yani ödevim bitirdikten sonra büyük annemi ziyaret edeceğim diyor. Bu durumda hocam, ne? Hocam bence Neil bence çok büyük bir yalancı hocam. Niye? Yani dersimi bitirdikten sonra büyük annesini bence ziyaret etmeyecek. Ne? Bence oyun oynayacak bence. Niye yalan söylesin? Niye yalan söylesin? Yalan söylemeyecek. Bu doğru söylüyor. Nasıl bir soru sorması gerekiyor Martin? Ona bakalım. Şimdi soru kelimelerine bakalım. What anlamı ne? Why, what ve how. Aslında bence why ve how direkt elenebilir. Why niçin demek? Cevap çünkü ile başlaması lazım. How da nasıl? How do you celebrate your wedding anniversary? Evlilik yıl dönümü wedding anniversary. Celebrate de kutlamak. Direkt bence Edirne gitti. Çünkü evlilik yıl dönümü kutlamaktan bahsetmiyor. Diğer şıklarımıza bakalım. What are your plans for the weekend? Şıkkı için ne dersin Ceyhan için? Hafta sonu planın ne diyor? O da büyük annemi ziyaret edeceğim. Projemi yaptırdıktan sonra gayet mantıklı. Ham mantıklı ki diğer şartlarda olmuyor. Gelecekte ne olacaksın diyor Denizli'de. Bursa'da niçin büyük annen ve babanı ziyaret ediyorsun? Edeceksin. Niçin? Adana'da da büyük annene ne satın alacaksın? Evet, cevap için en mantıklılar. En mantıklı sorumuz what are your plans for the weekend? Buradan hemen olan soru kelimelerimiz de bunları yazmış oldum. Ve Edirne'deki iki kelimemiz bunlar bilinmeyen kelimelerimiz. Evet, sorumuz çok zor soru değil. Devam ediyoruz. Ama tabii direkt ağaç şıkkı da işaretlenebilirdi. Direkt büyük anneyi görüp. Tabii ki büyük anneyi gördü. Grandma işaretlendi. Yanlış olurdu. Hızlı yapalım. Soru kalıbı önemli tabii. Neil ve Carl konuşuyor. Neil bir soru soruyor. I haven't decided yet. Yet henüz demek. Henüz karar vermedim diyor Carl. Ne sormuş olabilir? What will happen after 2200? Why are you going to visit Italy? What are you going to do on your day off? How will people stay young at the age of 100? When will people have self-driven cars to travel? Hocam peki bir şey soracağım. Sor. Neden birinci hali kullanılmamış deseydin? Deseydin niye birinci hali? Çünkü bu present perfect tense, evet. Yazılmış bir cümle. Present o değil, olumsuz olunca birinci hali olmuyor. Present perfect tense cümlelerde, evet. Yardımcı fiilimiz öznesine göre have, has, artı fiilin üçüncü hali olur. Burada öznemiz I haven't decided. Olumsuz olmasa bir şey değiştirmez. Olumsuz olunca da yine fiil üçüncü hali. Sen bunu herhalde simple past tense'te karıştırdın. Değil mi? Evet, karıştırdım simple hocam. Simple past tense'te, evet, dediğin gibi buraya hemen not alayım onu da madem. Simple past tense'te, evet, doğru diyorsun. Olumlu cümlelerde fiil ikinci hali olur. Olumsuzlardaysa didn't artı fiilin birinci hali olur. Ama bu simple past tense. Perfect tense'te olumsuz da olsa, olumlu da olsa fiillerin üçüncü halleriyle kullanılır. Evet, sorulara bakalım. 2200 yılından sonra ne olacak diye soruyor. Henüz karar vermedim. Tövbe estağfurullah. Sanki adam çandırı. Hocam ben ağa diyorum. Adana şıkkı olmaz. Şirk koşmak olur. Lütfen Adana'yı işaretlemeyelim. Adana'yı komple silelim.
Bursa'ya bakalım. Bursa'ya bakalım. Why are you going to visit Italy? Niçin İtalya'yı ziyaret? Niçin diyorsa eleyebilir çünkü devamında I haven't da başlayamaz. What are you going to do on your day off? Off ne? Off boş. Yani boş gününde. İzin günü evet. Demek. Ne yapacaksın diye soruyor. Ha bu olabilir. Diğer şıklara bakalım. How people stay young at the age of 100? İnsanlar 100 yaşında nasıl genç kalacaklar? Diyor. Bu da olmaz. Edirne, when will people have self-driven cars? Ne demek self-driven cars? Bu kendi kendine giden araçlar. Full otonom mu oluyordu? Otonom araçlar mı diyorlar? Ne diyorlar? Kendi kendine giden araçlara. Evet. Türkçe'de otonom evet, araçlar. Tam otonom. Otonom araçlar. Cevabımız ne? Ceyhan değil mi? Evet. Henüz karar vermedi diye boş günde ne yapacağız? Evet ama burada past tense'de, perfect tense'de görmüş olduk. Güzel oldu. Devam ediyoruz. 9. Jennifer ve Clara konuşuyor. Are you free this weekend? Ne demek buradaki free? Boş musun? Evet, boş musun diyor. Beleş, bedavalına değil. Free. Burada boş musun? I will spend the whole weekend at home, I suppose. I suppose diyor. Burada sanırım. Sanırım hafta sonunu evde geçireceğim diyor. Sonra bir soru soruyor. Sonra we can visit lots of archaeological museums too. Birçok arkeolojik müzeyi de gezebiliriz. O da müthiş fikir. Şimdi müthiş fikir diye bir cevap vermiş de demek ki burada bir fikir var, bir önerme var, bir teklif var. Önerme teklif olan şıklarımızdan bir tanesini seçip işaretlememiz lazım. Hangi iki şıkta bir, hangi üç şık pardon önerme var? Üç tane şıkımızda önerme var, teklif var. Ben sana yardımcı olayım. Mucular bir kere. Denizli ve Edirne gitti. Bunlarda önerme yok. Why don't you, evet. What about ve would you like? Burada önermeler var. Şimdi okuyalım. Why don't you stay at home? What about joining the next trip? Would you like to experience scuba diving? Why don't you demiş. Olumsuz bir anlam. Neden evde kalmıyorsun demiş. Şimdi why don't you da olumsuzluğu düşünme sorun değil o. Önemli olan burada ne önerdiği. Niçin evde kalmıyorsun? O da müthiş fikir diyemez. Çünkü devamında arkeolojik müzeleri gezmek istiyor. Evet. Dışarı tabii. Çıkmak istiyor. Evet. Yanlış. Ceyhan da scuba diving'den bahsediyor. Bakalım. Scuba diving. Scuba diving arkeolojik. Ne demek? Scuba diving ne demekti? Scuba diving dalış. Tüplü dalış. Dalış. Arkeolojik müzeler tüplü dalışla olmaz. Evet. Müzede tüplü dalış biraz zor olabilir. Olmaz. Bir sonraki gezintiye katılmaya ne dersin? Hem de arkeolojik müzeleri gezeriz diyor. Aa olur. Müthiş fikir diyor. Evet. Bursa olur. Yani bence de çok bariz bir şekilde beş şıkkı. Experience, tecrübe etmek demek. Burada onu da yazalım. Tecrübe etmek, yaşamak. Experience'un altını çizelim. Yanlış kelimelerin anlamlarını söylemediğim için. Evet. Devam ediyoruz. 9. Bir de oyunlarda hani exp kasma diye bir şey var oyunlarda. O exp, experience'den geliyor işte. Değil mi hocam? Ne bileyim oğlum ya. Oyunlar diyor. En hocam hani deneyim kasma var ya oyunlarda. He evet. İşte bilirsiniz hocam. Ben o exp'in experience'ın kısaltılmış olduğunu biliyordum ki. Yeni öğrendim. 13 sorumuz. Rick is interested in literature. Ne demek literature? Edebiyat. He loves writing short stories and poems. I think he will be a famous writer and nokta nokta in the future. Küçük kısa hikayeler ve şiirler yazmayı seviyormuş. Bu adam gelecekte ünlü bir yazar olmayı ve bir şeyler yapmayı istiyor. Acaba ne ister? Have three children mı? Work as a firefighter mı? Start primary school mu? Make a lot of money mi? Yoksa prepare a delicious dinner mı? Bana hiçbir mantıklı gelmedi hocam. En mantıklı seçim. Üç çocuk sahibi olmak mı? Kesinlikle değil. Firefighter ne demekti? Ateş dövüşçüsü mü? Hayır, itfaiyeci. İtfaiyeci. İtfaiyeci olarak. İtfaiyeci sanki başka bir şey gitti ya. Fireman var, evet. Bir de firefighter, ikisi de itfaiyeci. Start primary school, ilkokul evet, başlamak. Make a lot of money, çok para kazanmak mı? Bana bu en yakın geldi sanki ya. Edirne'ye de bakalım. Prepare a delicious dinner, lezzetli. Lezzetli yemekler hazırlamak da mantıklı değil. Lezzetli bir akşam yemeği, ne alaka lan? Lezzetli bir akşam yemeği hazırlamak. İnsan lezzetli bir yemek hazırlamak için mi yazar olur? Şiirler, hikayeler yazar. Ama İnsan... çok para kazanmak için de yazar olmaz ama. En mantıklısı, en mantıklısı o. İtfaiyeci olmak alakası, uçucu olmaksa. Soru değişik bir soru olmuş. Keşke parayı bu kadar göz önüne almayan bir soru olsaydı ama yapacak bir şey yok. Yani. Evet, sanat sanat içindir. Her şey para içinden neyse. Devam. 11. If you keep studying such long hours without resting. Bu kadar dinlenmeden, çok. Evet. Dinlenmeden bu kadar çok saat çalışırsan eğer diyor. Ne olur? You will burn out. Bence burn out gayet mantıklı. Burnout tükenmek demek. Tükeneceksin. Evet. Burnout görünce benim direkt aklıma şey geldi. Şu lastik yakma olayı var ya. Evet. Ona da burnout deniyor. O da işte lastiği tüketiyor herhalde. Oradan geliyor. Evet. Doğru düşünmüşsün. Ask for evet. İstemek demek burada. Ask sormak değil istemek. Ask for. Yardım isteyeceksin diyor. Yardım isteyecekler. They diyor zaten. They ne alaka?
dediği için çok saçma, evet. Evet. They will take you on, işe almak burada anlamı. Take somebody on. Normalde üstlenmek, üzerine almak anlamları var. Buradaki anlamı işe almak. Ona seni o zaman cevap C. Bence de C daha mantıklı da. Bu kadar çalışsa tabii iş alırlar. Mutlu olacaksın diyor Deniz'de. Edirne'se your future job will be tiring. Gelecekteki mesleğin yorucu olacak. Ben şahsen ben de, çok mantıklı geldi. Ben de C'yi düşündüm aslında. Ama cevap anahtarımız A diyor. Tükeneceksin. Çünkü yani dinlenmeden dediği için. Bence they will take you on the cevaplarımızdan biri oldu. Ben şahsen şu an düşününce. Ama without resting'i çıkarırsan cevap C bence. Without resting'le beraber yani olumsuz bir şey yaptığını söylüyor. O yüzden olumsuz bir şeyle devam etmesi gerekiyor. O yüzden olabilir. Doğru. Doğru. Evet. Doğru mantık. Mantıklı. Beğendim mantık. Doğrudur. Cevap bu sözden adına. Son sorumuza geliyoruz. Nicholas is good at science and math. Nicholas'ın feni ve matematiği iyiymiş. And he is studying science at university. He nokta nokta a nanotech engineer. Fen ve matematikte iyi olan Nicholas'ımız ne olacakmış? Nanotech mühendisi. Ne bu? Türkçesi ne bunun? Nanotech mühendisi. Nanoteknoloji. Türkçede var mı bu meslek? Yok değil mi? Nanotech engineer diye bölüm bizde yok sanırım. Türkiye'de çok nanoteknoloji geçmediği için öyle bir meslek olmayabilir. Aynen yok sanırım. Ama nanoteknoloji demek bu. Bu çocuk üniversite okuyor ve nanotech mühendisi olmak istiyormuş, olacakmış. Bize şıklarda geleceği zaman ifade eden hangi şık var? Is going to be. Evet, is going to be bizim. Going to be future. Going to future tense'imiz bizim. Future tense yazılan. Başka da future tense yok şıklarda. Hani will olsa will be yine düşebiliriz ama yine going to yapacağız. Çünkü burada bir planlanmış, bilinen, kesinlik olan bir şey var. O yüzden going to be daha doğru olurdu. Ama diğer şıklarımızı da yazalım. Hangi zamanda yazıldıklarını. Adana present continuous'da yazılmış. Bursa'mız model, bir model, can ve could past model. Ceyhan'ımız, Ceyhan'daki present perfect tense. Denizli'deki de bir model. Aynı zamanda will'in past'ı. Şöyle parantez içinde diyebiliriz. Could past of will nasıl oluyor hocam? Will'in past'ı işte. Will olacak, would olacaktı. Olacaktı değil mi? Evet. Evet olacak. Geçmiş zamanı. Can yapabilir şu an. Could yapabildi geçmiş zamanı. Evet dersimiz bitti. Umarım fazla olmuştur bu 12 tane soru. İçinde bilinmeyen kelimelerimizi de öğrettik. 2 tane zaman da işledik. Var mı sorun hocam? Sorum yok hocam. Bence gayet verimliydi. Çok güzel kelimeler öğrendik. Bizi izleyen öğrencilerimiz için de umarım verimli olmuştur. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.